1683. Oxford, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi, dünyanın ilk üniversite müzesi olarak açıldı. 1808. Napolyon'un erkek kardeşi Joseph Bonaparte, İspanya kralı olarak taç giydi. 1827. İngiliz mucit John Walker'ın icadı olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü. 1924. Fener Rum Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Papa Eftim'in teşebbüsüyle Panayia Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Baba Eftim'i bu kilisenin başkanlığına getirdi. 1944. Müttefikler Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya'ya çıkarma yaptı. Bu çıkarma İkinci Dünya Savaşı'nın tüm seyrini değiştirdi. 1982. Lübnan Savaşı başladı. İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon'un komutasındaki birlikler, Celile için barış operasyonu müddetince Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail güçleriyle kısa sürede Beyrut'un yakınına kadar ilerlediler. 1984. Tüm zamanların en fazla satan video oyunu Tetris, İlk defa Sovyetler'de piyasaya çıktı. 1799. Rus edebiyatının tanınmış ismi Alexander Pushkin, 6 Haziran 1799 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. Birçok kişi tarafından en büyük Rus şairi ve Rus edebiyatının kurucusu olarak kabul gören Pushkin, soylu bir aileden gelmektedir. Rus edebiyatının sayısız önemli eserine imza atan Pushkin, bir Fransız gençle giriştiği bir düello sonucunda karnından yaralanmış ve 2 gün sonra hayatını kaybetmiştir. Edebiyatın önemli isimlerinden Gogol, Pushkin olağanüstü bir olaydır demiş ve Dostoyevski daha mistik bir tavırla Pushkin bize gelecekten haber veren bir peygamberimizdir demiştir. Pushkin modern Rus edebiyatının oluşmasına büyük katkılarda bulunan yazın ve düşün adamıdır. Pushkin klasik Batı edebiyatını ve Rus halk ruhunu sentezleyerek Rus edebiyatında gerçekçilik akımını başlatan liderlerden biri olmuştur. 6 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü'nün oğlu olan Erdal İnönü, 1947'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Matematik bölümünü bitirdikten sonra Amerika'ya gitti. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde fizik dalında yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Bir süre Princeton Üniversitesi'nde araştırma yaptıktan sonra 1952'de Türkiye'ye döndü. 1983 yılında akademik görevini bırakarak siyasete atıldı. 1991'de kurulan DYP-SHP hükümetinde görev yaptı. 2001 yılında tamamen aktif siyaseti bırakan İnönü, 31 Ekim 2007 tarihinde hayata veda etti. Beş yıl daha bu masalları dinlemeye, bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yüzünüzü güldüreceğim. Amerika başkanlarından John Ford Kennedy'nin erkek kardeşi ve Amerika senatörü Robert Kennedy, 6 Haziran 1968 tarihinde Los Angeles'ta Sirhan Bishara Sirhan adında bir göçmenin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Amerika'da liberal demokrasinin etkili temsilcilerinden kabul edilen Robert Kennedy, abi John Ford Kennedy döneminde Adalet Bakanlığı yapmış
ve ağabeyine düzenlenen suikastten sonra New York senatörü olmuştu. 16 Mart 1968'de Amerika başkanlığına adaylığını koyan Robert Kennedy, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda ağabeyinin yanına defnedilmiştir. Psikanalizin üç büyük kurucusundan biri olarak kabul edilen Carl Gustav Jung, 6 Haziran 1961 yılında İsviçre'de hayatını kaybetti. 1875 yılında İsviçre'de doğan Jung, bir papazın oğludur. 1895 yılında Basel'de tıp eğitimi almaya başladı. 1903 yılında Emma Rauschenbach ile evlendi. 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin ilk başkanı oldu. Psikolojik analizlerinde astrolojiden de yararlanan Carl Gustav Jung, Sigmund Freud'la beraber üzerinde çalıştığı toplumsal bilinçaltı kavramı ile de tanınır. Yüzyılda Fransa'nın Premontre bölgesinde Aziz Nobert dini bir tarikat kurmuştur. Norbertinler olarak da bilinen bu tarikatın asli görevi, halen pagan olarak yaşayan bir kısım halkın arasında müjdeyi yaymak, sapkın inançlara mensup kimseleri doğru inanç konusunda barışçıl bir uzlaşıya ikna etmek ve doğru yaşam sürmeyen Hristiyanları aylak yaşamlarından kurtarıp onlarda sağlam bir imanın inşa edilmesini sağlamaktı. Norbert ve onun tarikatına katılanlar kısa sürede Tanrı'nın mucizelerine tanıklık ettiler. Birçok kişi aylak yaşantılarını bırakıp inançlarına sarılırken sapkın görüşte olan ve paganlardan da pek çok kişi İsa'nın müjdesini duydular. Norbert, Almanya'nın orta bölgesinde bulunan Magdeburg başepiskoposu oldu. Bu bölgenin halkının yarısı Hristiyan, diğer yarısı ise halen pagandı. Norbert, vefat ettiği 1134 yılına kadar bu halkların arasında hizmet etmeye devam etti. Fener Rum Patrikhanesi dışındaki Türk Ortodoksları İstanbul'da Baba Eftim'in teşebbüsüyle Panayiya Kilisesi nezdinde İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil kararı aldı ve Baba Eftim'i bu kilisenin başkanlığına getirdi. 6 Haziran günü tarihte meydana gelen olayları size aktardım. 7 Haziran'da görüşmek üzere, esen kalın.